Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke seyyidil evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyayı vel mürselin ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi Rabbil alemin. Geçen hafta kaldığımız yerden Kur'an'ı anlamaya devam ediyoruz. En son 44. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Etemrun en-nase bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetun el kitabe efela taqilun. Geçen hafta okuduğumuz son ayeti bu. Siz insanlara iyiliği tavsiye edersiniz, emredersiniz de kendi nefsinizi, kendinizi unutuyor musunuz? Hem de siz kitabı okuyorsunuz, kitabı okuduğunuz halde siz akletmiyor musunuz? Buyuruyor. Allah bu hitabı Yahudilerin alimlerine yapıyor, işi bilenlere yapıyor. Onlar Allah'ın kitabından bildikleri ayetleri, peygamberden öğrendiklerini aynı zamanda kendi kavimlerine tavsiye ediyorlardı. İyiliği emrediyorlardı yani. Allah Yahudi kavmini anlatırken, Beni İsrail'i anlatırken, genel olarak insanların, bütün insanların nefis hallerini anlatıyor. Onların zulme uğradıklarını, sonra Hazreti Musa'ya tabi olduklarını, ona uyduklarını, ama her fırsatta onu inkar ettiklerini anlatır. Dara, sıkıntıya düşünce hemen ona koşup bize yardım et. Rabbine söyle, böyle böyle yapsın. Rabbinden bunu iste der. Sonra sıkıntı gidince, nimet gelince, evet bu sefer başlar yüz çevirmeye, itiraz etmeye, bahane bulmaya, itiraz etmeye yani. Bu genel olarak insanların fıtratıdır, halidir yani, nefis halleridir. Evet, söylemiştik. Allah eğer bir ayet indirmişse, bütün insanlar o ayetin muhatabıdır. Allah haşa tarih anlatmıyor. Ya da onlar böyle böyle yaptı diye hikaye anlatmıyor. Bundan dolayı onların düştüğü hali anlatıyor. Siz böyle bir hale düşmeyin diye bize Allah nasihat ediyor. Öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Evet, bu Kur'an size nasihat olsun diye indirilmiştir. Öğüt olsun diye indirilmiştir. Öğüt alan yok mu buyurur. Bu durumda kendimize bakıyoruz. Allah bize bu ayette ne demek istiyor? Eğer birileri İyiliği tavsiye ediyor da kendisi iyiliği yaşamıyorsa bu ayetin muhatabidir. O akletmemiş demektir. Allah'ın kitabını okuyor, ayetleri okuyor ama kendi etrafına söylüyor, anlatıyor fakat kendisi iman edip amel etmiyorsa bu ayetin muhatabidir. Bu akletmemiş demektir. Siz akletmiyor musunuz diyor. Çünkü kıyamet günü Allah kulünü hesaba çekerken onun gönül hali, manevi hali nasılsa ona öyle muamelede bulunur. Gönül haline göre muameleyi hak etmiştir. İmanına göre, teslimiyetine göre, hizmetine göre, haşyetine göre muameleyi hak etmiştir. Ayetlere iman etmesin, amel etmesin,
o ayetler onda ahlaka dönüşmesin. Yani ayetler onun üzerinde canlanmasın ama sürekli insanlara anlatsın. İyiliğe davet etsin. İyiye davet etsin. Evet, bu akletmemiş insandır. Yalnız şundan yaşamıyorsak anlatmayalım. Sonucu çıkmıyor yalnız. Neden bu sonuç çıkmıyor? Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü veda hutbesinde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki en son burada bulunanlar bulunmayanlara bunu aktarsın. Bunu tebliğ etsin. Olur ki burada olanlar bunu aktarınca burada olmayanlar onu daha güzel anlar, daha güzel onunla amel edebilir buyurdu. O zaman Allah'ın ayetlerini tebliğ etmek bir farzdır. Hakkı tavsiye etmek farzdır. Ama Allah ne buyuruyor? Bunu yaparken sakın kendini unutmayasın. Kendini unutmamalısın yani. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Bildiklerini öğretmeye çalışacak ama aynı zamanda onunla, ona iman edip onunla amel etmeye çalışması lazım ki hem iman etmiş olsun, amel etmiş olsun, hem de tebliğ etmiş, iyiliği tavsiye etmiş, davet etmiş olsun. Diyelim ki gerçekten İslam'ı yaşayan bir topluluk içinde, bir cemaat içinde bulunalım. Biz sadece bu cemaatin içinde bulunduğumuz için biz de bunlardanız diyebilir miyiz? Diyemeyiz bunu. Çünkü Allah iyiliği anlatırken, yani senin nerede olmuş olman önemli değil. Doğuda mı, batıda mı ya da hangi tarafa dönmüş olman mümkün değildir. İyilik o kimsenin iyiliğidir ki buyurdu. Allah'a iman eder, ahirete iman eder, meleklere iman eder, kitaplara iman eder, nebilere, Allah'ın peygamberlerine iman eder. Dara düştüğünde en dar zamanda sabreder. Allah yolunda savaşta sabreder, mücadelede sabreder. Nefsin hilesine karşı, şeytanın hilesine karşı, Allah'tan çevirmeye çalışanlara karşı sabreder, direnir, dimdik durur yani. Aynı şekilde hastalıkta sabreder. Her türlü musibette sabreder. Kendisine ikram edilen malından infak eder. Fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara, yol çocuğuna, yani dışarıda kalmış çocuklara, yola bırakılmış çocuklara, İbn-i Sebil, yola bırakılmış demek, yani dışarıda evsiz, barsız olan bütün insanlar, evet, yolda kalmış demektir. Aynı şekilde kölelere buyurur. Yani hürriyeti elinden alınmış olanlara, şu anda köle yok diyeceğiz. Evet, vardır. Hürriyeti elinden alınmış. Boyunduruk altında bulunanlara buyurur zaten. Köle deyince kelime manası bu. Mahkumlara, öyle söyleyeyim. Yani hürriyetini kaybetmiş. Bu durumda demek ki mahkumlara da yardım etmek gerekiyormuş. İkram etmek gerekiyormuş yani. Evet. Namaz kılıp zekat verenlerdir buyurdu. Allah iyiliği, birri yani bütün bu özellikleri sayıp iyilik budur dedi. İyilik senin nerede olman değildir. Yani ne söylediğin önemli değildir. Sen bunları yapıyorsan evet, sen iyilik sahibisin, iyiliği yapıyorsun. Yoksa ben falan yerdeyim ya da
benim babam alimdir, benim babam evliyadır, şeyhtir, benim sülalem peygamber sülalesidir demek kimseyi kurtarmıyor. Kimin çocuğu olduğun önemli değildir. Hangi memlekette yaşadığın önemli değildir. Hatta hangi cemaatte olduğun, bulunduğun önemli değildir. Eğer sen bulunduğun yerde bunları yapıyorsan, evet, sen iyilik sahibisin. İyiliği yapıyorsun. Ayetin sonunda Allah buyurdu ki, gerçek sadıklar bunlardır. İşte sadık bunlardır. Allah'a karşı sadakatini gösterenler bunlardır. Ve bunlar gerçek takva sahipleridir buyurdu. Yani nerede bulunduğumuz önemli değildir. Ne yaptığımız önemlidir. Amelimiz, imanımız, amelimiz önemliymiş. Zaten Allah iyilik deyince hepsini birden saydı. Herkes kendisine bakmalı ki bunlardan onda ne kadar var? Yoksa sadece konuşuyor mu? İyiliği tavsiye edip kendisini unutuyor mu? Eğer böyle yapıyorsa bu Yahudilerin halidir. O zaman aynı hali yaşayacağız demektir. Aynı akıbeti yaşayacağız demektir. Akıbet nedir? Akıbet Allah'ın gazabıdır. Onlar Allah'ın gazabına uğramışlardı çünkü. Allah'ın sözünü ciddiye almadıkları için, peygamberini ciddiye almadıkları için. Ne dedi biraz önce arkadaş? Birçok yerden duyuyoruz, duymuşuz. Allah buyurmuş, kul hakkıyla bana gelmeyin, neyle gelirseniz gelin dedi. Ama Allah öyle söylemedi yani. İyilik budur dedi. Takva budur dedi. Sıdkiyet budur dedi. İyilerden olmak mı istiyorsunuz? Böyle yapmanız lazım dedi. Evet, herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Dolayısıyla hayatının sonuna kadar herkes hem öğrenmeye çalışmalı hem de öğretmeye çalışmalıdır ki Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olsun. Resulullah'a karşı, Kur'an'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olsun. Bir yanlış yapmak vardır, şeytana uymak vardır. Bir de şeytana arkadaş olmak vardır. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Biri yanlış yapar, günaha düşer. Evet, şeytana uymuştur. Ama eğer bununla beraber günaha davet ediyorsa, yanlışa davet ediyorsa, işte bu şeytana arkadaş olmuştur. Şeytana dost olmuştur. Şeytana hizmetçi olmuştur. Biri Allah yolunda yürümüyor, yürüyemiyor. Ama Allah yolunun doğru olduğunu söylüyorsa, evet, yanlış yapmıştır. Ama şeytana arkadaş olmamıştır. Ama biri hem Allah yolunda yürümüyor, hem de Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorsa, bu şeytana arkadaş olmuş, yani şeytanlaşmış demektir. Şeytanlaşmıştır. İster bunun farkında olsun, ister olmasın, bu böyledir. Allah kuluna akıl vermişse, o zaman kul aklını eğer kullanırsa, bunun böyle olduğunu anlar. Şeytan da aynısını yapıyor. Arada ne fark kalıyor? Allah yolundan alıkoymaya çalışıyor. Kibirlenmeye davet ediyor. Haset etmeye davet ediyor. Riyakarlığa davet ediyor. Günaha davet ediyor. Gıybet etmeye, dedikodu yapmaya davet ediyor. Fitne çıkarmaya davet ediyor. Allah yolunda oturup, sırat-ı müstakimde oturup insanları Allah yolundan alıkoymaya çalışıyor. Eğer birilerinde bu vasıf varsa bu şeytana arkadaş olmamış mıdır? Başka buna ne denebilir? Eğer birileri bunu yapıyorsa, korkmuyor, endişe etmiyorsa, ben bir şey yapmadım diyorsa, bu günahı önemsemiyorsa, şeytana arkadaş olmuş, şeytanın işini yapıyor ama günahını küçümsüyor, önemsemiyorsa, bu ahirete iman etmemiştir. Bu Allah'a karşı haşyet sahibi değildir.
Allah'a muhabbeti yoktur. Onun muhabbetini kaybetmekten, sevgisini kaybetmekten korkmuyor, endişe etmiyor. Allah'a karşı edepli değildir. Allah'ın yanlış dediğine doğru diyor. Doğru dediğine de yanlış demiş oluyor çünkü. Resulullah Efendimiz'in yaptığına yanlış, yanlış dediğine doğru diyor. Evet, bundan daha kötü bir durumda kim vardır? Bu şeytana arkadaş olmuştur. Ama biraz dikkat edersek, bakarsak gerçekten böyle bir yanlışı yapıyoruz. Yapılıyor böyle yanlışlar. Evet. Devam ediyoruz. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ İsrail oğullarının anlatıldığı bu bölümde birden böyle bir ayet geldi. Tam orta yere bir ayet geldi. Selat ve sabır ile Allah'tan isteyin dedi. Selat kelimesinin 18 farklı manası vardır. Allah bu kelimeyi bir yerde kullandığında o manaların hepsiyle birden anlamak lazım yalnız. Bir kelime 5 tane mana ifade ediyorsa o ayeti okurken, anlarken mutlaka o manaların hepsini birden vermek lazım yalnız. Tek tek vermek lazım. Hepsi de uygun ve denktir yalnız. Allah o kelimeyi özel olarak seçmiştir çünkü. Çünkü bu bir beşer kelami değildir. Yani diğer manalar birbiriyle çelişmez, ters düşmez. Hepsi birbirini destekler. Sabır ve namaz ile Allah'tan isteyin. Önce namazla anlasak nasıl anlarız? Bir sıkıntı esnasında, bir musibet gelirse o sıkıntının giderilmesi için Allah'a dua edin ama sabır ve namaz ile isteyin. Mesela biri sıkıntıya düşerse, o sıkıntısının giderilmesini istiyorsa, onun yapması gereken şey nedir bu durumda? Hemen 2 rekat namaz kılmak. Allah'ın huzurunda durup 2 rekat namaz kılmak. Evet, rivayete göre Hazreti Abbas'ın oğlu yolculuk esnasında ona haber gelir. Kızı vefat etmiştir, ölmüştür. Evet. Önce diyor sarsıldı böyle bir. Sonra kalktı, abdest aldı. 2 rekat namaz kıldı. Bu ayeti okudu. Sabır ve namaz ile Allah'tan isteyin. Evet. Allah'ın huzurunda durunca ne dedi? Mülk senindir ya Rabbi dedi. Her şey senindir dedi ya Rabbi. Her ne kadar benim çocuğum da olsa o senin kulundur. O sana aittir. Sen bana emanet vermiştin. Emanetini geri aldın. Ben sana itiraz etmem ya Rabbi dedi. Allah'ın huzurunda durup kulluğunu, abdiyetini Allah'a arz etti. Evet. Resulullah Efendimiz de sıkıldığında ne buyuruyordu? Ya Bilal, bizi ferahlat. Bilal çıkıp ezan okuyor, namaza duruyorlar. Bu durumda o sıkıntı ne olursa olsun o geçicidir. Dünya geçici olduğu için bütün sıkıntılar geçicidir. Asıl sıkıntı, asıl musibet, asıl bela nedir? Asıl bela, asıl musibet imansızlık. Allah'ı bilmemektir. Allah'a itaatsizliktir. Günaha dalmaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemektir. En büyük musibet, en büyük sıkıntı budur. Bu olmalıdır. Gerçek bir mümin, Allah'a iman etmiş bir mümin, Allah'a yaklaştıkça
sevinir, ondan uzaklaşınca üzülür. Sıkıntısı, üzüntüsü Allah'tır, ahiretidir, ebedi hayatidir, dünya değil. Evet, bir beşer olarak dünyadaki şeylerden dolayı sıkılabilir ama Allah'a dönünce, yani namaza durunca, huzura çıkınca onu unutur. Bir de Allah müminleri anlatırken ne buyurdu? Onlara bir musibet geldiğinde, onlar bir musibete uğradıklarında derler ki Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Yani namazımızı kılıyoruz, artık daha ne yapalım diyoruz. Kimsenin hakkını da yemiyoruz. Tamam artık, yani cennete gideriz. Ama Allah öyle söylemiyor. Bunun sebebi, evet, gerçekten Allah'ın kitabını bilmiyoruz. Anlamamışız, okumamışız yani. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmemişiz, edememişiz. Bundan dolayıdır. Onun için kıyamet günü Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın ümmetinden şikayetçi olduğu tek bir konu vardır. Nedir o? Evet. Ayet-i kerimede buyuruyor. Peygamber diyecek ki, Ya Rabbi, bu ümmetim Kur'an'ı muhacir bıraktı deyip şikayette bulunacak. Muhacir bıraktı, Kur'an'ı. Muhacir bıraktı demek, ondan kaçtı demek. Ondan ürktü demek, korktu demek. Ondan sıkıldı, bunaldı demek. Bundan dolayı onu terk etti demek. Onu görmeyi istemediği için yüz çevirdi demek. Neden böyle yapıyor? Çünkü Kur'an ondan insan olmasını istiyor. Allah'ı sevmesini istiyor. İman etmesini istiyor. Peygamberi sevmesini istiyor. Peygambere iman etmesini istiyor. Kendisine abd olmasını istiyor Allah. Peygambere tabi olmasını, onun yolunda yürümesini istiyor. Onun iman ettiği gibi iman etmesini istiyor. Onun amel ettiği gibi amel etmesini istiyor. Bunu yapmak istemeyince ne yapar? Ondan yüz çevirir. Onu terk eder. Ya da onu başka bir yere koyar. Bu Kur'an benden bunu istemiyor diyor. Neyi istiyor? İşte cuma akşamları Yasin okuyalım. Ramazan'da hatim indirelim. Biri ölünce onun üzerine okuyalım. Kabirlere gidince orada okuyalım. Mevlid okununca orada okuyalım. Düğünde okuyalım. Sünnette okuyalım. Allah bunu, sen bunu düğünde, mezarda, ölünün üstünde okuyasın diye göndermedi ki. Nereden anlıyoruz bunu? Bakalım Resulullah Efendimiz böyle mi yapmıştır? Sahabe böyle mi yapmıştır? Onu hangi düğünde okumuş? Hangi sünnette okumuş? Hangi ölünün üstüne okumuş? Hiçbir sahabenin üstünde Kur'an okunmuş muydur? Evet. İblis baktı ki Kur'an'ı tahrif edemez. Hiçbir ayetini çıkaramaz. Bozamaz. O zaman o da başka bir taktik uyguladı. Siz bunu okursanız bunun hakkını, Kur'an'ın hakkını vermiş olursunuz. Kur'an'a iman etmiş olursunuz. Onu ciddiye almış olursunuz. Kur'an sizin kitabınız olmuş olur deyip bu şekilde kandırdı. Oysa ki Allah konuşuyor. Senin Kur'an'ı okuman Allah ile konuşmandır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Biri Kur'an'ı okursa, ben Allah ile konuştum derse, deyip yemin ederse, yeminine kefaret düşmez. Çünkü doğru söylemiştir. Eğer sen Allah ile konuşuyorsan, Allah seninle konuşuyorsa, Allah neden konuşsun? Seni yaratan Rabbin seninle konuşuyor ki, sen bir şey anlayasın diye konuşuyor. Yoksa al bunu,
bestele, şarkı yap diye mi indirmiştir, konuşmuştur? Ya da bunu al, bununla nüska yap, boyuna tak diye mi bunu indirmiştir? Bununla büyü yap, büyü boz diye mi indirmiştir? Bu Kur'an'ı muhacir bırakmaktır, terk etmektir. Yüz çevirmektir. Evet, Resulullah Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Bu Kur'an kıyamet günü bu ümmet için ya şefaatçidir ya da davacıdır. Eğer onu okumuşsa, ciddiye almışsa, Rabbinin kendisine ne söylediğini anlamaya çalışmışsa, ona iman edip onunla amel etmişse, evet, şefaatçi olur. Yok, böyle yapmamışsa, başka ne yaparsa yapsın, ondan davacıdır. Onunla dalga geçmiştir çünkü. Onun için ne buyurdu ayet-i kerim Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Öyle insanlar var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Evet. Neden? İman edip amel etmediği için dalga geçer gibi okumuştur. Onu okuyor, onun emrine uymak yerine, Allah'ın emrine uymak yerine kendi bildiğini yapıyor. Ben ondan daha iyi biliyorum diyor, demiştir. Eğer böyle olmuş olmasaydı, birbirimize bakarken, insana bakarken mutlaka onu Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görür, bir hep beraber bir yolculukta olduğumuzu kabul ederdik. Ahiretin yolcusu. Allah insana en büyük ikramı yapmış, en büyük şerefi vermiştir. Kerremnahu beni Adem. Evet. Beni Adem'e, insana tekrar tekrar ikramda bulunduk. Onu mükerrem kıldık. Kerim kıldık onu. Mesela bir insana bakarken biri, bir mümine bakarken, bir Müslümana bakarken eğer onun imanını yok sayıyorsa, sadece onun bir hatasına bakıp, bir günahına bakıp, bir yanlışına bakıp hüküm veriyorsa bu ne demektir? O bir mücevher değerindedir. Manevi olarak bir mücevher değerindedir. Ama çamur bulaşmış ona. Ona çamur sıçramış. Evet, mücevheri görmüyor, altını görmüyor, çamuru görüyor. Bak diyor, bunda böyle çamur var. İyi de onun paha biçilmez bir imanı vardır. Onu nereye koyacaksın? Onu nereye gizliyorsun sen? Bu imanıyla o sevilmeye layık değil midir? Eğer bu imanıyla Allah onu seviyorsa, Resulü onu seviyorsa, bir tane de hatası varmış. Ya da 3-5 tane de hatası varmış. Olur. Hatasız kul var mıdır? Hiç günah işlememiş, yanlış yapmamış bir insan var mıdır? Eğer biri o günahına bakıp hüküm veriyorsa, bu kötü biridir diyorsa, bu durumda o insanın imanını yok saymıştır. Onun için imanın herhangi bir kıymeti, değeri yok demektir. Bir müminle bir kafir onun için aynı konumda demektir. Çünkü imanın kıymetini bilmedi, anlamadı. Layık olduğu kıymeti, değeri veremedi imana. İman sahibine o kıymeti, değeri vermemişse imanını yok saydığı içindir. İman onun için bir kıymet, bir değer taşımıyor demektir. Neden taşımıyor? Çünkü onun imanı yok da onda. Onun için imanın kıymetini bilmiyor. İmanı tatmamış yani. İmanı biliyor. İslam'ın dairesindedir. İslam'ı da kabul etmiştir ama imanı tatmamıştır. Tatsaydı imanlı olanın imanından dolayı kıymetini bilirdi. Sevilmeye layık olduğunu bilirdi. Ama biri kendisine eğer
iman ehline, müminlere, Müslümanlara saldırmayı bir vazife gibi görüyorsa, ona sorulması gerekir. Neden yapıyorsun bunu? Bunu yaparken ne kazanıyorsun? Ya da bunu yaparken Allah'tan nasıl bir mükafat bekliyorsun? Ya da bu vazifeyi kim sana verdi? Allah bunun hesabını sana mı soruyor yoksa? Eğer sana bir vazife vermişse sana bunun hesabını sorar. Neden böyle saldırıyorsun? Senin işin Allah'a abd olmaktır. Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Mümini sevmektir. Mahlukatı sevmektir. İyilik yapmaktır. Yardım etmektir. İnfak etmektir. Birileri birbirinden küsmüşse onları barıştırmaktır. Arasını bulmaktır. İnsanları, müminleri birbirine sevdirmektir. Neden saldırıyorsun? Saldırınca ne kazanıyorsun? Bunun karşılığında Allah'ın sana nasıl bir mükafat vermesini umuyorsun, bekliyorsun. Evet, bundan dolayı Allah bir mükafat vermez ama şeytan bir mükafat verebilir. Neden? Çünkü ona yardım ediyorsun. Ona arkadaşlık yapıyorsun. Ona hizmet ediyorsun. Oysa ki Allah ne buyurdu Resulullah Efendimiz'e? Onlara en güzel söz neyse onu söyle. En güzel söz neyse onu söyle. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Ya Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyuyoruz. Ona uymadığımız hayatımızın her yerinde mutlaka bir başkasına uyuyoruz ki bu nefis ve şeytandır. Ya Allah'a ve Resulüne uyuyoruz. Allah ve Resulüne uymadığımızda nefse ve şeytana, nefsimizin hevasına uymuşuz demektir. Onu ilah edinmişiz demektir. Evet, eğer Allah bu Kur'an'ı, bu kitabı indirmişse ve bu kitabın muhatabı eğer biz isek, kendimizi Allah'ın muhatabı, Kur'an'ın muhatabı, Resulullah'ın muhatabı olarak kabul ediyorsak ki ben müminim, ben Müslümanım diyen herkes bunu kabul eder, kabul etmiştir zaten, peşinen kabul etmiştir. Ama Kur'an'ı hayatından çıkarmışsa, Allah'ın ayetlerini yok saymışsa, muhacir bırakmışsa, terk etmişse, yüz çevirmişse veya okuma zahmetinde bulunmamış, anlamak için bir çabası, gayreti olmamışsa, bu durumda bir endişesi var demektir, korkuyor demektir. Okursam gerekeni yapmam lazım, Allah'ın emrini yerine getirmem lazım. Allah benden nasıl bir kul olmamı, abd olmamı istiyorsa benim öyle olmaya çalışmam lazım. Ama ben onun istediği gibi bir kul olamam. Ben böyleyim. Benim kendime göre şartlarım var, adetlerim var, bildiğim var, doğrularım var, yanlışlarım var. Bildiğim gibi yaşarım diyorsa Allah'ı Rab olarak kabul edememiş. Kur'an'ı kitabı olarak kabul edememiş. Bir de kendi kendini kandırıp ben Allah yolundayım. Allah bana bu dünyada nimetleri versin, ahirete de cenneti versin, en yüksek makamları versin diye kendi kendini kandırmaya çalışır. Bunun için ne yapar? Kur'an'ı inkar etmez, Allah'ın ayetlerini inkar etmez ama ondan yüz çevirir. Ona küser yani, darılır. Kim Kur'an'a darılırsa, küserse, yüz çevirirse Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah'a küsmüş, Allah'tan darılmıştır. Bunun başka bir manası olabilir mi?
Kul Allah ile nasıl muhataptır? Allah'ın kitabıyla. Eğer bir kulun derdi Allah'ın kitabını anlamak değilse, bunu kendisine dert etmemişse, başka binlerce insanın kitabını okur, anlamaya çalışır, öğrenmeye çalışır ama Allah'ın kitabını ihmal etmişse, böyle bir derdi olmamışsa, bu Allah'ın kitabına küsmüş demektir. Onu diğer kitaplar kadar bile ciddiye alamamış, bir kulun kitabı kadar bile ciddiye almamış, alamamış demektir. Allah'ın verdiği bilgiyi yetersiz görmüş, başkalarının verdiği bilgiyi Allah'ın verdiği bilginin önüne koymuştur. Oysa ki Allah gibi kim bilgi verebilir? Allah gibi kimi öğüt verebilir? Allah gibi kim yolu gösterebilir? Evet. Söylediğim gibi birileri Allah'ın kitabını hayatımızdan çıkarmak için işte sen sadece onun lafzını okursan okumuş olursun. Okumak budur demişlerdir. Oysa ki okumak eğer manası anlaşılıyorsa sen onu okumuşsun. Onun için oku deyince Allah'ın ilk emri İkra bismi rabbikellezi halak buyurdu. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Birine yani oku ve anla denir mi? Denmez. Oku deyince aynı zamanda anlamak okumanın içindedir. Oku ki anlayasın. Anlayarak okuyacaksın tabii. Yoksa okumuş olmuyorsun zaten. Evet, bir de bununla ilgili ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir şey imanı arttırmaz, arttıramaz. Allah vaat ediyor, sen okursan senin imanın artıyor diyor. Evet, imanımız eğer artmıyorsa, artmamışsa, hep yerimizde sayıyorsa, yani Allah'a muhabbetimiz artmıyor, Allah'a aşık olamıyorsa, her şeyimizi Allah yolunda feda edebilecek duruma gelmiyorsa, Kur'an'dan, Allah'ın ayetlerini okumaktan, tefekkür etmekten mahrum kaldığımız içindir. Kendimizi mahrum ettiğimiz içindir. Evet. وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَالسَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namaz ile Allah'tan isteyin. O, yani sabır ve namaz, Allah'a haşyet duyanların dışındakilere ağır gelen bir şeydir. Ağır gelen bir sorumluluktur. Ancak Allah'a layıkıyla haşyet duyanlar sabır ve namaz ile Allah'tan isteyebilirler. Evet, sabır, sela aynı zamanda dik durmaktı. Dik durmak. Yani insanı ayakta tutan omurgaya sela denir. Yani sabırla Allah'ın huzurunda dik dur demek. Başka sıratın başka bir manası. Eğer dik durmazsan zaten sabretmiş olmazsın. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirirken sabret. Allah'ın men ettiği, yasakladığı şeylerden sakınırken sabret. Allah yolunda gelen sıkıntıya sabret. Şeytanın seni başka tarafa çekmesine sabret. Dik dur ama. İnsanların seni yoldan saptırmasına sabret. Başka tarafa davet etmesine sabret. Yani ne buyuruyor ayet-i kerimede? Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. Yani Allah'ın huzurunda haşyetle dur. Eğer biri huşu sahibi ise, Allah'a karşı haşyet sahibi ise, huşu tüyleri diken diken olmak demektir.
içinde hem muhabbeti, hem korkuyu, hem edebi birden barındırır. Haşyet. Bir tek Allah'a karşı haşyet duyulabilir. Başka diğer mahlukattan korkulur. Korkmak başka şey, haşyet duymak başka şey. Yani hem seviyorsun, hem saygı duyuyorsun, hem de korkuyorsun. Hepsi birbirine karışık. Haşyet. Evet, haşyet sahibi olanlar ancak sabır ve salat ile Allah'tan istian edebilirler. وَاسْتَعِينُ buyurdu. Yani Fatiha'daki اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ senden istian ediyoruz. Evet, Allah'tan istiyor. Mülkün sahibi olarak Allah'ı kabul etmiştir. Allah'ın huzurunda olduğunu tadıyor demektir. Eğer biri böyleyse bu haşyet sahibidir. Aynı zamanda Allah'ın huzurunda dik durmasını da biliyor. Ama biri haşyet sahibi değilse, Allah'ın huzurunda olduğunu tatmıyorsa yani, sabredemez. Musibete sabredemez. Yokluğa sabredemez. Hastalığa sabredemez. Allah'ın huzurunda durmaya sabredemez. Allah'a kul olmaya sabredemez. Birileri onu çektiğinde ya da şeytan onu dürttüğünde başlar feryat etmeye. Böyle birinin Allah'a tevekkülü yoktur. Allah'a güvenmiyor. Güvense duracak, korkmayacak, endişe etmeyecek başkalardan, başka şeylerden endişe etmeyecek. Evet. Ve inneha lekebiretun illa alel haşirin. Evet. Bu Allah'a karşı huşu sahibi olanların dışındakilere bu büyük gelir. Büyük. Ağır gelir değil. Büyük gelir. Zor gelir değil. Büyük gelir. Neden büyük gelir? Allah neden yani ağır gelir demedi, zor gelir demedi, büyük gelir dedi? Yani ne diyor? Bu büyük şey. Bunu başarmak mümkün değildir. Bizim gücümüz buna yetmez. Nasıl yani? Sürekli Allah'ın huzurunda olduğunu bileceksin. Musibet gelecek, bela gelecek, dedikodu gelecek, iftira gelecek, sabredeceksin. Allah'a itiraz etmeyeceksin. Ne bu böyle oldu demeyeceksin. Her halükarda ya Rabbi güzel yaptın diyeceksin. Ben senin abdınım diyeceksin. Ben seni her şeyden çok seviyorum diyeceksin. Her şeyim sana aittir. Sana teslim oldum diyeceksin. Bu büyük bir şey. Bunu yapmak imkansızdır. Ancak Allah dostları bunu yapar. Bu büyük bir şey çünkü. Allah'ın huzurunda dik durabilesin. Bir kul olarak, abd olarak şeytana karşı, nefsine karşı, dünyaya karşı, bütün sıkıntılara karşı dik durabilmen için senin haşyet sahibi olman lazım. Bu haşyeti kazanman lazım. Allah'a karşı huşu duyman lazım. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu tatman lazım. Huşu tatmaktır. Tüylerin diken diken olma halidir çünkü. Aşktan, muhabbetten, korkudan, edepten, hangi halde olursa olsun, evet, haşyet Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmaktır. Eğer bu huşuyu tatmamışsak Allah'ın huzurunda dik durmamız mümkün değildir. Bir şeyler gelir bizi huzurdan alıkoyar. Allah'ı bize unutturur. Allah'a isyan ettirir. Allah'a ters düşürür. Yani şeytan gelir bizi çeker. Peşine takar. Ona uyarız. Eğer haşyetimiz olmazsa. Allah bu haşyet sahiplerinin özelliğini anlatıyor. Kimdir onlar? Bu haşyet sahibi. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar Rablerine mülaki, yani onunla karşı karşıya
geleceklerinin zannındadırlar, böyle düşünürler. Ve onlar Rablerine döneceklerine de iman ederler, inanırlar. Allah'a mülaki olmak, Rabbine mülaki olmak, kendisini yaratan Rabbine mülaki olacağını hesap ediyor. Böyle düşünüyor. Böyle iman etmiş, böyle anlamıştır. Evet, yezunun, evet, zannederler. Türkçedeki manası. Müminlere atfedilince iman eder manasına, kafire atfedilince bu kelimeyi kuru bir zan demektir. Kuru bir zan. Ama Allah haşyet sahibini sabır ve namaz ile Allah'tan isteme haline sahip olan mümini, evet, onun halini anlatırken o Rabbine mülaki olacağını, Rabbi ile karşı karşıya geleceğini bilir. Kesin bir bilgiyle bilir. Bunu tadıyor, koşusuyla bunu tadıyor. Ve ahirette Rabbine kavuşacağını, döneceğini bilir. Evet, nasıl anlıyoruz bunu? Yani Allah'a kavuşmayı, ahiretteki kavuşmayı ayrı söyledi. Bir de ondan önce Rabbine mülaki olur. Rabbine kavuşmayı, her an Rabbi ile karşı karşıya geleceğini bilir. Her an gelebilir. Her an Allah ona bir perde açıp ona hitap edebilir yani. Her an Allah onun huzuru alabilir. Her an Allah ona gazap edebilir. Her an Allah onu yere batırabilir. Her an Allah onun başına taş yağdırabilir. Böyle bir her an Rabbi ile karşı karşıya geleceğini, mülaki olacağını bilir. Koşu sahipleri, sabır ve namaz ile Allah'tan isteyebilenleri Allah böyle tarif etti. Ve ahirette ölünce ona döneceğini kesin olarak bilir. Ama ahirete gitmeden önce daha dünyadayken her an onunla karşı karşıya olduğunu tadıyor. Biraz önce okuduğum o ayetteki gibi Allah'ın nerede olursanız olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. İşte her anda Allah'ın huzurunda olduğunu ve Allah'ın ona her an bir muamele yapacağını bilir. Bir yanlış yaparken Allah'ın huzurundadır ve her an Allah ona bir muamelede bulunacağını hesap eder. Böyle bir hesabı vardır yani. Her an Allah gazap edebilir. Her an Allah onu rezil edebilir, rüsvay edebilir. O yanlışını ifşa edebilir. Böyle bir korkuyu taşıyor. Allah ona küsebilir, darılabilir. Veya yere batırabilir. Allah'a karşı böyle bir haşiyeti vardır. Huzurda duruşu, evet, haşiyet iledir, bu hal iledir. Evet, eğer imanı inanmak olarak anladıksa, o zaman haşyet gerekmez, muhabbet gerekmez, havfullah gerekmiyor demektir. Nasıl olsa iman inanmaktır. Allah'a, Allah'ın birliğine inanıyorum. Resulullah'ın peygamberim olduğuna inanıyorum. Kur'an'ın kitabım olduğuna inanıyorum demen iman olmuyor. İman değildir. Eğer sen her bir ayete tek tek iman etmesen, bu toplu haldeki imanın seni kurtarmıyor. Kalbine imanı indirmiyor. Evet, toplu olarak iman ettin. Sonra tafsili olarak, yani onu açıp her bir ayete tek tek iman etmen lazım. Herkes Allah'ın ilk emrinin oku olduğunu biliyor. Oku dedi, git falancanın filancanın kitabını mı oku dedi.
hikaye mi oku dedi, roman mı oku dedi, yoksa git okul mu oku dedi, üniversiteler mi bitir dedi, öyle mi söyledi, yoksa benim kitabımı mı oku dedi. Evet, ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse, Allah'ın kitabının da insanların, Allah'ın ayetlerinin de insanların sözüne olan üstünlüğü odur. Evet. Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse, Allah'ın sözünün de ayetlerinin de insanların sözüne olan üstünlüğü odur. Onu nasıl yan yana koyup ben bilgimi başka kitaplardan alırım diyebiliriz? Başka kitaplardan öğrenirim diyebiliriz. Evet, Allah kullarına bir hazineyi bahşetmiştir. Eğer insanlar o hazinenin bir hazine olduğunu bilmezse hiçbir zaman ondan istifade edemez. Allah Kur'an'ı indirdiği geceye ne buyurdu? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde, kıymetli, değerli gecede indirdik. Kadir gecesi kıymetini, değerini nereden alıyordu? Kur'an'dan. Kur'an'ın inmeye başlamasından alıyor. Onun için her sene devir döndüğünde, o Kadir gecesi geldiğinde öyle kıymetli bir gündür. Evet, o gecede melekler ve ruh saf saf iner her bir iş için. Fecre kadar selamet vardır. Evet. Eğer bir gece sırf Kur'an o gecede indiği için böylesine kıymetli ve değerli ise, Allah ona bin aydan daha hayırlı gece dedi. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Kur'an inmeye başladığı için. Ama eğer biz Kur'an bizim gönlümüze insin diye gönlümüzü Kur'an'a açmazsak, o kadri, kıymeti, değeri hiçbir zaman alamayız. Biz gönlümüzü açarsak, bir ayeti anlarsak, o ayet gönlümüze indi demektir. O ayete iman edip onunla amel edersek, o ayet gönlümüze inzal oldu. Allah o ayeti gönlümüze vahyetti, indirdi demektir. Bu durumda o insan o ayete nasıl bir kıymet, değer kazanır acaba? Geceye bin aydan daha fazla bir kıymet, değer veren ayetin inmesi bir insanın gönlüne inerse, zaten insana inmiştir o. Acaba o insanı nasıl kıymetlendirir, şereflendirir, ona nasıl bir değer katar? Allah katında, Resulü katında, peygamberler katında, melekler katında acaba o nasıl kıymetli, değerli olur? Onun için bir ayete iman edip onunla amel eden farklıdır. Beş ayete iman edip onunla amel eden farklıdır. Hiçbir kıyas bile kabul etmiyor. O zaman her bir ayeti tek tek okumaya çalışıp ona iman edip onunla amel etmeye çalışmamız lazım ki, evet, Allah'ın istediği gibi, razı olduğu gibi, sevdiği gibi bir abd olalım. Canlı Kur'an olalım. Meleklerden daha üstün bir konuma gelebilelim. Alay-ı iliğine çıkabilelim. Allah layıkıyla hepimize, bütün insanlığa Kur'an'ın kıymetini, değerini anlama kabiliyeti versin inşallah. Amin. Ona iman etme, onunla amel etme imkanı versin inşallah. Amin. Hocam, ben Allah'a iman ettim. Peygamber Efendimiz'e iman ettim. Size de iman, Hazreti Kur'an-ı Kerim'e iman ettim. Size de iman ettim. Ben de size iman ediyorum ki müminiz, Müslümanız. Allah'a abd olmaya, kul olmaya çalışıyoruz. Evet, mümin, müminin şahididir.
şahidi olmalıdır. Allah bizi birbirimize şahit kılsın inşallah. Hocam bilip de yaşamamaktan da bahsetmiştiniz de ben şöyle bir sual sormak isterim izin verirseniz. Evet. Yaşamayıp anlatmak mı daha kötüdür yoksa bilip de anlatmamak mı daha kötü? Her biri için sorumluluk farklı farklıdır. Ama bakıldığında ikisi aynı kapıya çıkıyor hemen. Bilip anlatmamak, hakkı sabrı tavsiye etmemektir, Allah'ın emrine uymamak. Allah'a davet etmemektir. Resulullah Efendimiz'e yardım etmemektir. Anlatıp amel etmemek, biraz önce okuduğumuz gibi, kendimizi unutmaktır. Ayete ters düşmektir gene. Her ikisinde de hüsran vardır. Yani Vel'a suresinde buyurulduğu gibi bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı sabrı tavsiye edenler müstesnadır dedi. Birbirinden ayrılmıyor. Biri iman edip amel etmiştir. Hakkı sabrı tavsiye etmemiştir. Öteki hakkı sabrı tavsiye etmiştir. Bu sefer amel etmemiştir. Sonuçta yarımdır. Yarım kulluktur bu. Tam yapmak için, kul olmak için hepsini birden yapmak lazım. Yoksa sonuç olarak Allah hüsrandır dedi. Hüsrandadır dedi. Hem iman edecek, hem salih amel işleyecek, nefsini ıslah edecek, terbiye edecek, Allah'ın huzuruna layıkıyla bir kul olacak, Allah'ın güzel dediklerini yapmaya çalışacak. Güzel dediği gibi güzel olacak bir de. Olması lazım. Bir de buna davet edecek. Eğer biri güzelse güzelliğe davet edebilir. Güzel değilse hadi güzel olun. Mesela biri üstü başı kirli olsun, çamurun içinde olsun, insanlara başkalarına üstünüz başınız temiz olsun dese. Ne denir ona? Ya da insanlar ne der ona? Sen niye kendine bakmıyorsun? Sen önce bir kendini düzelt ondan sonra söyle. Sen buna daha muhtaçsın denmez mi? Evet, herkes bilmelidir ki bütünüyle Allah'a muhtaçtır. Allah'a kul olmak muhtaç olduğunu kabul etmektir. Acziyetini kabul etmektir. Evet, küçücük bir mikrop bedenine girer, bir de bakarsın ki yatağa düştü, kıpırdayamaz oldu, hatta konuşamaz oldu. Allah hepinizden razı olsun.